Oğlum simit, oğlum simit. Aslanım benim, yeter artık lan, üstüme çıkıp durma. Allah Allah, üstümü kıl yaptın ya. Nasıl da canlandın ha iğne yiyince. Ulan canavar gibi oldun yemin ediyorum. Lan bu Hamdi nerede kaldı ya? Üf, evi de kirletmiş anasını satayım. Daha temizlemedi. Oğlum simit, simit. Seninle artık ilgilenemeyeceğim için seni bugün birisine vereceğim oğlum. Seni beslemeyi çok isterdim ama benim intikam planları falan var. Hem ayrıca ben sana bakamam. Şu an hapse gideceğim oğlum, biliyor musun? Belli olmaz yani. Cansu işini halledeyim. Belki geri dönerim. Nerede kaldın ulan Hamdi ya? Nerede kaldın? Oğlum Hamdi gelince üstüne atla. Öldür onu, tamam mı? Isır oğlum. Isırabildiğin kadar ısır, tamam mı o gelince? Aha. Modun azizdi ama olsun. Bence güzeldi. Ulan Hamdi, niye tepiyorsun oğlum hayvana? Aslanım benim. Simit. Aslansın oğlum. Aa, elindeki simitleri görmüş ya, ondan saldırdı. Yoksa beni dinleyeceğinden değil. Ulan simit. Oh! Abi ne oluyor Allah'ını seversen ya? Kapıdan girdim. Bir tane köpek beni ısırdı. Simit. Sen mi ısırdın beni? Ne oluyor abi? Ne olsun oğlum? Simit de seni bekleye bekleye öldük ya Allah Allah. Sıkıldı hayvancağız. Şşş. Ne yaptın? Ortalık güvenli mi? Köpeğe götürüp yeni sahibine teslim edebilir miyiz? Edebiliriz etmesin abi. Edebiliriz, lakin sana daha önemli haberlerim var. Daha önemli ne haberin olacak oğlum? Köpeğe yeni bir sahip bulmuşsun sonuçta ya. Allah Allah. Biz zaten buna bakamayız biliyorsun. Veteriner masrafları 1000 dolar çıktı lan. Abi bırak şimdi 1000 doları falan. Daha büyük işlerimiz var. Ne oldu oğlum? Abi... Cansu yenge ve... Necmi... Sakın bana ondan hamile deme. Vallahi bilmiyorum abi. Olabilir. Zira... Cansu yenge ve Necmi abi, yani Necmi abi demesem daha iyiydi, sen şimdi sinirlenirsin. Kaçmışlar abi. Lan abi deme şu ite. Kaçmışlar mı? Kaçacaklar tabii, normal, ben peşlerindeyim. Nereye kaçmışlar? Buldun mu yerlerini? Hadi gidelim. Babayı gideriz abi. Özel bir uçakla kaçmışlar abi. Bizim İtalyanolar peşlerine düşmüş, lakin kaybetmişler. Havaalanında bir uçağın yükseldiğini görmüşler abi. Yani anlayacağın, nereye gittiklerini bilmiyoruz. Yurt dışına gitmişler abi. Yurt dışına mı gitmişler? Ulan Necmi. Ulan kansız tahta kurusu. Ulan şerefsiz Necmi. Şerefsiz. 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 Buradan nasıl efekt geliyor lan? Allah Allah. Şerefsiz Necmi. Demek yurt dışına gitmişler. Ulan. Nasıl izin verirsin Hamdi? Abi Allah'ını seversen her tarafta vesikalık fotoğrafın var. Ben ne yapayım, gözünü seveyim. Zaten markete zor çıkıyoruz ya. Doğru diyorsun. Doğru. Ulan simit. Görüyor musun simit? Görüyor musun ha? Ulan Cansu. Ulan orum. Ağzımı bozmayacağım. Neden? Çünkü family friendly olmamız lazım. O ne demek abi? Ana avrat düz gitmemek. O zaman yan gidelim abi. Yok oğlum, yan falan da gidemiyorsun. Normal gitmen lazım. Neyse. Bu Cansu mevzusunu sonra konuşuruz. Şu kadınla görüştün değil mi? Parka gelecek. Saatinde. Çünkü ortalıkta fazla gezemeyiz oğlum. Simit'i alsın da yeni bir yuva edinsin oğlum. Mavişim benim. Simit'im. Görüştüm abi, görüştüm. Kadının kendisi bayağı bildiğin doktor. Yani iyi parası var abiciğim. 1000 doları da alabiliriz. Köpeği de 5000 dolara okuturuz. Ulan Hamdi. Ulan Hamdi. Kafan hamsi gibi çalışıyor. Ulan oğlum. Sokak köpeğine para istenir mi? Ücretsiz evlendireceğiz onu. Evlendirmek? Bir de hayvanın p***liğini mi yapacağız? Lan evlendirmek derken sahiplendirmek, Allah'ım manyağı, öyle değil. Ücretsiz vereceğiz yani. Sonuçta o bizim mavişimiz. Aslanım simit. Simit oğlum, Hamdi amcana saldır. Ya abi yapma ya, gözünü seveyim Allah Allah, korkuyorum. Tamam simit. Tamam oğlum, tamam. Tamam, saldırma saldırma. Amcaya saldırma. Ulan Hamdi. Bu köpeğe vermezdim normalde. Kendim beslerdim ama. Ulan yerimiz yok be. Hapse mapse düşersek bu hayvan perişan olur oğlum. Bunu birine vermemiz şart. Hem sahibi kadın olursa daha iyi olur. Kızlar şefkatli, merhametli. Senin gibi odun değiller. Abi, bozmak istemiyorum seni ama Cansu da kızdı. Evet, doğru. Ya insan olsun yeter yani, ben bir görüşte anlarım, merak etme. Bunun cinsiyeti olmaz. Aslanım, yeni gideceğin sahibine iyi davran, tamam mı? Kendisi bayağı eğitimli bir doktor. Seni tedavi falan da der lan bir şey olursa. Abi baytar değil kadın, cerrah. Olsun oğlum, senin gibi hayvanları tedavi etmeyecek mi? Sonuçta baytar sayılır ya. Aslanım, simitim, videonun girişi gelsin, seni götüreceğiz oğlum.
Zaten video yarılandı. Ben daha yeni giriş yapacağım oğlum. Yeni. Köpek haklı beyler, dağılın. Lütfen videoya like atın. Bakın köpek bile istiyor. Aferin Smith'im. Saldır Hamdi amcana. Ne olur saldırma Smith. Oğlum siz de like atın lan, bu bana saldırıp duruyor. Abi saldırtma şunu. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Murat'ın hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Murat markete ekmek almaya diye gitmişti. Pitbull alıp geri dönmüştü. Şayet bilmiyorsanız hemen sağ üst köşeye bakın. Zira o bölümü izlemeden bu bölüm hakkında bir fikriniz olabilir. Zaten özetledim. Ama siz yine de izleyin. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi yine Murat annesinin evinde. Ve bir şeyi fark ettiniz mi? Bakın siz dediniz diye, sırf siz istediniz diye karı kaldırdım. Artık kar modu kullan, yani kar derken hani yerdeki karı kaldırdım. Artık kullanmıyoruz. Zira siz sanırım sevmediniz. Onun yerine havayı şöyle kapalı yaptım. Direkt güneşli havaya geçersek biraz saçma olur dedim. Neyse, hava durumu konuşmaya gelmedik. Bugün çok önemli bir konumuz var. Bir önceki bölüm bulduğumuz Pitbull Smith'i bugün birisine vereceğiz. Lakin öyle bir isme vereceğiz ki siz de eminim o ismi özlemişsinizdir. Arkadaşlar, bugün eski gerçek hayatlardan birine vereceğiz. Bu biraz saçma bir cümle oldu ama siz başlığı görünce zaten anlamışsınızdır. Bakalım o kimmiş, neler olacak, neler bitecek. Hadi başlayalım. Tamam lan Hamdi, tamam. Saldırttırmayacağım, korkma. Hadi Smith. Gidiyoruz bakalım. Vay be. Smith'i vermeyi hiç istemiyorum ama. Oğlum başımız belada. Polis molis sıkıntısı olmasa şu hayvanı alırım, beslerim, kocaman yaparım. Hamdi'den daha fazla işime yarar. En azından ekmek al dediğimde eve getirip kız bırakmaz değil mi? Yapar mısın lan öyle? Şşt Smith. Sende de biraz hamdilik var ama. Gel bakalım. Ulan parka da şimdi yürüyerek gitmeyi gözüm kesmiyor ama. O kadar da uzak değil be. Ne zamandır spor yapmıyorduk değil mi? Birazcık yürüyelim. Daha insanlar bizi tanıyabilir. Öyle de bir sıkıntı var. Gel Smith gel. Gel oğlum. Hamdi'nin yürüyüşe bakın. Acayip şüpheli değil mi? Ben olsam çeviririm lan direkt. Hamdi düzgün yürü. Yürüyoruz abi, Allah Allah. Daha ne yapalım ya? Sonuçta arkamda Smith var, korkuyorum. Ulan gazık kadar adamsın. Küçücük Pitbull'dan mı korkuyorsun? Gel. Önce sağa, sonra sola, sonra tekrar... Vurma oğlum, bekle. Sonra tekrar sağa diyordum ki gerek kalmadı. Bekleyecek misiniz lan? Adamsınız. Gel. Gel Smith. Smith oğlum. Smith. Pardon hanım abla. Smith. Koş oğlum. Koş Smith. Smith. Hayır Smith. Ulan oğlum var ya, kalp krizi geçirecektim. Smith ölürsün ölürsün, gel. Takip et beni. Araba neyi mezer, sonra Gantin Smith'i gibi yere yapışırsın. Gel oğlum gel. Ayrılma arkamdan. Vay be. Oha asansöre bak. Oo, öyle bir şey mi vardı lan? Oğlum kaç yıldır şurada oturdum. Daha ilk defa asansörün indiğini gördüm lan. Vay arasını satayım. Park buraydı. Değil mi Hamdi? Evet abi. Peki. Kadın hangisi? Çünkü ben saat tam 13'te burada ol dedim. 50 dakika etmişiz kadın ama olsun. Beklemeye değer. Sonuçta Smith değerli bir hayvan. Değil mi Smith? Gel oğlum. Acaba nerede? Şu mu lan? Tuğçe Hanım? Siz misiniz? Hayır değilim. Allah Allah. Siz hiç değilsiniz. Ne diyorsun lan sen? Pardon. Yersiz oldu. Oğlum Hamdi. Ben bu kadına tam 13 demiştim. Saat 1. Bu ortalıkta yok. Bir işi çıkmıştır abi. Gelir. Biraz bekleyelim. Oğlum bekleyelim de beklemesine. Burada köpek veren biziz lan. Biz niye bekliyoruz Allah Allah. Ben bu kadına şimdiden uyuz oldum. Vermeyebilirim Hamdi. Gözüm tutmazsa vermeyebilirim yani. Lan kadına bak be. Beleş köpek alacak anasını satayım. Ona da gelmiyor. Allah'ım. Doktor olacak bir de ya. Genelde doktordan temizliğe falan satarlar. Anlamadım ki. Nerede bu? Ne alaka abi? 2 dakika bekle gelir ya. Çok asabisin sen de. Nasıl olmayayım oğlum? Cansu'yla Necmi yurt dışına kaçmış. Beceriksiz Hamdi. Beceriksiz. Smith'e bak. Smith bile anladı senin beceriksizliğini. Smith. Oğlum. Tamam ısırmayacak, korkma. Hemen yüzüne asıyor. Smith bekleyelim oğlum. Bekleyelim. Elbet gelir. Ay çok geç kaldım ya. Gitmiştir. Kesinlikle gitmiştir.
Şuraya bırakalım da. Of ya. İşten çıkamadım ki. Ay şu mu köpek? Ay yok be. O ne ya? Ay robot o. Ayy. Robot köpeklerde mi var? Ne kadar ilginç. Şunlar olabilir mi? Yok canım, bunlar atırsız gibi. Bunlar değildir. Ya gitmişler ya. Üf. Geç kaldım. Ameliyat. Aa. Aa, bu internetteki pitbull. Ay bu o. Abi. Sanırım geldi sonunda. Aman ya Rabbim. Abi bu ne lan böyle? Vallahi taş dedikleri bu oluyor galiba. Ulan ağzını topla öküz. Ağzını Allah Allah. İki kız görünce dayanamıyorsun ha. Hanımefendi neredesiniz? Oh. Oha. Oha. Ay kusura bakmayın ya, geç kaldım. Bir beyin ameliyatım vardı da. Uzun sürdü. Ay yavrucak bu mu? Ay çok güzel. Sokakta mı buldunuz bunu? Evet. Sokakta bulduk da. Aman ya Rabbim. Siz. Ya Rabbim, taşa can verildiğini ilk defa gördüm. Efendim? Yani arkadaşımın demek istediği, biraz geç kaldınız, burada taşa döndük yani. Hanımefendi kendisi biraz beyinsizdir de. Siz hazır beyin cerrahsınız. Şuna bir beyin mi taksanız, ne yapsanız? Ay çok şakacısınız. Ben bu köpeği çok beğendim. Ay, internette hiçbir ücret istemediğinizi yazmıştınız. Doğru değil mi? Yanlışlık yok. Doğrudur, evet. Hiçbir ücret istemiyoruz. Oğlum gözüne bile bakamıyorum. Bu ne güzellik lan. Hiçbir şey yok. Ay güzel. Çünkü ben hayvanların parayla satılmasını çok hoş karşılamıyorum. Zira bu birazcık bana vicdansızlık gibi geliyor. Lakin sizin gibi iki centilmen beyefendi, iki yakışık... Ne oldu arkadaşınıza? Beyinsizlikten o. Siz ne diyordunuz? Sizin gibi yakışıklı ve böyle vicdanlı insanların olması çok güzel. Sokaktan alıp iyileştirmişsiniz, veteriner falan. Ben onun ücretini ödemeliyim. Yok canım, ne ödemesi? İnsanlık vazifesi yani. Sizin almanız ya da almamanız önemli değil. Ben onu her türlü veterinere götürecektim. Ve zaten ben onu verirdim yani. Benim şu an durumum müsait değil. Yani evde çok uygun bir pozisyonda değilim. O yüzden bakamıyorum. Yoksa vermezdim. Anlıyorum. Zaten böyle bir hayvanı kimse vermez. Arkadaşınız iyi mi? İyi değil, birazcık gerizekalı. Doğru, vermez. Madem o kadar seviyorsunuz hayvanı ve zor durumda kaldığınız için veriyorsunuz. O zaman hafta sonları görmeye ne dersiniz? Vallahi ne diyeyim? Çok iyi olur, Allah derim. Daha yalnız bizim köpek sanırım sizden pek şey yapmadı ya. Baksanıza. Normalde yani benim üstüme falan çıkıyor. Gerçi herkese yapmaz. Sizi sevmemiş olabilir yani, çok normal. Ulan, ulan simit. Gevrek simit. Ay, ne yapıyor ya bu? Ay ben seni yerim. Ay beni de sevdi galiba, baksanıza. Ay, çok tatlı. Öyledir, öyledir. Ulan simit. Gözüne dizine dursun. Benim üstüme çıkana kadar 2 hafta bekledin lan namussuz. Ay ben bunu yerim. Vallahi yerim. Murat'tı değil mi isminiz? Evet, Murat. Ay ben de Tuğçe. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben size numaramı vereyim. Siz istediğiniz zaman gelin görün. Adresimi de bırakayım size. Vallahi çok iyi olur. O zaman ben sizin numaranızı ve adresinizi alayım. Yani tamamen köpek amaçlı. Ay yazın lütfen. Tamam oğlum, dur 2 dakika. 0531. Tamam, kaydetti. Böyle bir hayvanı sahiplendirdiğiniz için gerçekten teşekkürler tekrardan. Çok iyi bir insansınız var ya, çok iyi. Hadi gidelim oğlum. Gel. Takip et beni. Boran benim, takip et. Bora mı? Hayvanın adı Simit ama. Ay Bora benim rahmetli erkek arkadaşımın adı. Ha, rahmetli mi? Başınız sağ olsun. Kalk lan kalk. Oğlum kafanı eziyordum, kalk. Başınız sağ olsun, ne oldu? Motor kazası. Kendisini bir kazada kaybettik. Onun da gözleri maviydi. O yüzden bu köpeğin adını Bora koymak istiyorum. Anladım. İnşallah adını yaşatır o zaman. Ne diyelim? Üzüldüm vallahi. Ay inşallah. Neyse ben gideyim. Eskiler açıldı, yine duygulandım. Kusura bakmayın, sizi de beklettim tekrardan. Gel oğlum. Gel gidelim. Takip et Bora. Vay be. Çok yaralı.
Çok acılar çekmiş belli. Ama çok iyi bir insan. Çok güzel. Çok özel. Allah'ım iyi ki tanıştık. İyi ki. Telefonunu ve adresini de verdi. Ulan Simit, daha doğrusu Bora. Mutlu olursun inşallah oğlum. Lan Hamdi. Heh, ayıldın mı? Hadi gidelim, işimiz bitti. Ne kaçırdım abi? Bora kim? Simit nerede? Simit yok artık. Onun adı Bora. Kendisi Tuğçe Hanım'la birlikte gidiyor. Ulan Hamdi. Abin sanırım bugün yeni bir hayata başlamaya hazır. Simit, Bora, yeni hayat, Tuğçe, ne diyorsun abi? Acele etme lan, namussuz, spoiler olur. Şimdi videonun sonu. Evet arkadaşlar, bir videonun da sona geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Murat geçen bölümde bulduğu Pitbull'u yeni sahibine kavuşturdu. Onu bizim ta eskiden beri tanıdığımız, lakin Murat'ın ilk defa karşılaştığı birine verdi. Tuğçe geldi ve köpeği aldı. İsmini de Bora koydu. Gerçekten bu ismi koyması da manidar. Gördüğünüz gibi Murat hem hikayeden hem de kadından bayağı etkilendi. Bakalım buradan sonra hikaye nereye gidecek? Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Fakirler ne kaybeder ki? Yalnızca canlarını, ki o da bayağı değerli oğlum. Yapmasak mı lan? Adamlar bize bakıyor, baksanıza. Yok lan. Adam olan bir kere ölür. Bu bir soygundur. Aa! Bu bir tuzağı değildir ha. Bu bir soygundur. Ne oluyor oğlum? Başkalarıyla da çatışıyorlar. Bu bir... Allah! Çatıdan falan atıyorlar. Ne oluyor oğlum? Ermür gidiyor lan. Bayağı Ermür gitti. Aa! Canımızdan gitmeye başladı. Canımızdan. Bakalım. Fakir bebek ne kadar... Allah! Arkamızdaymış oğlum lan. Aa! Vuruyorlar, vuruyorlar, vuruyorlar. Aa! Oh, güzel. Fakir bebek bayağı dayanıklı çıktı. Hadi bakalım. Fakir hırsızın operasyon var. Böyle mi görüyor lan first person? Oha. Bebeğe bakın. Oğlum çok güzelmiş lan. Aa, bırakın lan. Hepinizi öldüreceğim. Fakir bebek soygunda. Oğlum acayip bir şey lan. Aa. Güzel. Hop. Şöyle bir taktik. Hop, şöyle öne yuvarlanalım. Ve kasa açık ha? Sıkmayın lan. Alarmlar devreye girdi. 5 yıldızımız hayırlı olsun.